Fokus'a karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Ertan. Fokus programında bugün birazdan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metal İhracatçılar Birliği Başkanı İdmit Başkanı Tahsin Özsiryaki bizimle olacak. Hemen akabinde İstanbul Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Haluk Erceber'le beraber olacağız. Fokus'ta bugün bir yandan demir çelik sektörünü, öte yandan da kimya sanayiyi konuşacağız. Her iki sektör için de ihracat elbette önemli. Küresel tarafta ham madde fiyatlarında emtiadaki yükseliş önemli. Bunların yine detaylarını da size aktaracağız. Şimdi vakit kaybetmeden hemen ilk konumuz gidelim. Tahsin Özsiryaki bizimleydik. Tahsin Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Günaydın. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi Tahsin Bey, öncelikle en sıcak gündem elbette bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı yapısal reformlar, hem reel sektör için hem bankalar için, öte yandan tabii ki hane halkı için vergisel düzenlemeler, birçok konuda beklenti var ama sizin beklentiniz nedir? Sizin sektörü ilgilendiren özellikle en önemli, en elzem düzenlemeler ve teşvikler neler olmalı? Yani sizin saydıklarınızın bütün başlıkların içerisinde hepimizi ilgilendiren, bütün Türkiye'yi ilgilendiren önemli maddeler var. Bizim için en önemli maddelerden birisi, biraz evvel sorundan arasında bahsettiniz, ham madde sorunundan bahsettiniz. Türkiye'nin bu konuda millileşmeye, Türkiye'nin bu konuda önemli yatırımlar yapmaya ihtiyacı var. Türkiye hem paslanmaz çelik, hem diğer çeliklerde, hem plastik ham maddesinde, hem ara mamullerde muhakkak yatırım yapması ve Türkiye'de üretmesi lazım. Çünkü Türkiye'nin hem ham madde konusundaki sıkışıklığı, yani olası problemlerde, olası zayıf zamanlarda ham maddede sıkışarak ihracatımızı etkileyecek hallere giriyoruz. Dolayısıyla muhakkak bizim pozitif ayrımcılık vererek, bu yatırımcıları destekleyerek Türkiye'de bütün bu üretimlerin yapılmasını sağlayacak avantajlar vermemiz lazım. Neticede üretim, katma değerli ürün yapmakla ilgili çalışıyoruz. Dünyaya mal satmakla ilgili birçok çalışmalar yapıyoruz ama ham maddesi olmadığında, ham maddeyi elde geçiremediğimizde dolayısıyla problemler yaratılmış oluyor. Bunun için muhakkak bu konuda yatırımları destekleyecek projelere önemli destekler verilmesi çok önemli olacak. Bu konulardan bir tanesi. Tabii bu iki reformlar yurt dışından gelecek olan yatırımcılara güven verecek faktörlerin elde olması, onları destekleyecek konuların olması da çok önemli. Sadece Türkiye'deki yatırımcılarla değil, dünyadan da buraya kalıcı yatırım yapacak yatırımcıları getirmemiz lazım. Bu konuda beklentimiz yüksek ve umudumuz da yüksek. İnşallah Türkiye'nin şu anda açıklanan rakamlara göre büyüme sanayi verilerinin arttığı bir dönemde Türkiye'nin 2021 yılındaki pozitif görüntüsüne katkı koyacağını düşünüyorum. Peki İdmir özelindeki rakamları biraz konuşalım isterseniz. Bu yıla nasıl başladınız? Çünkü geçen sene sektör için bakıldığında birçok sektörde hayal kırıklığı beklenirken toparlanma gördük. Örneğin mesela otomotiv, beyaz eşya, iç tüketim tarafı aslında çok da daralma göstermedi. Tam aksine toparlama gösterdi ev içi tüketim arttığı için. Sizin girdi sağladığınız sektörler neler? Pandemide bunlar nasıl etkilendi ve bu yılın ilk çeyreğinde sorayım. Evet. Biz çok çeşitli ilk içeren bir birliyiz. Yani içimizde alüminyum var, bakır var, ambalaj var, mutfak malzemeleri var, kimya var, yani şey var, döküm var, kaynak var, inşaat malzemeleri var. Dolayısıyla Türkiye'de hem yurt dışına bitmiş mamul yollayan, hem de Türkiye'deki diğer üreticilere ara mamul tedariki sağlayan, ham madde tedariki sağlayan bir birliyiz. Çok zengin bir birliyiz çeşitlik açısından hakikaten. Hem kendi ihracatımızı yapıyoruz, hem de yaptığımız bu ürünlerle ihracatçı firmalara, üretici firmalara, otomotiv sektörüne, beyaz eşya sektörüne, yani aklınıza gelebilecek bütün sektörlere yarım ağırlığıyla ham madde destekleyerek ikame eden bir sektörüz. Dolayısıyla işimiz ve şeyimiz çok, konumuz çok. Biz geçen seneyi 8.4 milyar dolarla kapattık bütün kötü şartlara rağmen, pandeminin en ağır geçtiği dönemlere rağmen. Yani Mart bu sene birinci, bu ay birinci yılını tamamlamış oldu pandemi. Haziran'a kadar önemli düşüklükler yaşadık ama Haziran'dan sonra muhakkak son derece hızlı bir gelişmeye başladık. Yani %50'lere varan düşüklükler sonra %50'lere, %10'lara düşerek biz seneyi 8.4 milyarla Türkiye ihracatına 4.6 pay alarak 6. sektör olduk sanayi sektörler arasında. Dolayısıyla biz umutluyuz. Biz önümüzdeki seneyi de inşallah 10 milyar dolarlık bir hedefle kapatmayı hesaplıyoruz. Yani şu anda bakarsak da 1 Ocak 11 Mart arasındaki ihracatımız 1.978 milyar dolarla %18.97 artışla 10 milyar doları yapacağımızı gösteren bir destekle gidiyor ki bu konuda umutluyuz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Yani biz
Bu pandemi döneminde hiçbir fabrikamız kapanmadı. Hepsi çalıştı. Hepsinde işlemler devam etti. Biz canlı yapamadığımız birçok performansları, birçok etkinlikleri sanal ortamlarda yaptık. Sanal fuarlar yaptık. Sanal ticaret heyetleri yaptık. Dünyadaki bütün ticaret atölyeleriyle karşılıklı görüşerek bizim bildiklerimizin dışında o ülkelerin o ülkelerde neler olduğunu alarak ona göre hedefler seçtik, ona göre yol çizdik. Dolayısıyla sanayicimiz, ihracatçımız hiçbir zaman durduğunu hissetmedi, durdurulduğunu hissetmedi. Sürekli hayatın içinde oldu. Başka etkinlikler de yaptık, onları da anlatabilirim isterseniz. Yani biz bu artı pozisyona gelebilmek için hakikaten günün şartları olan her şeyi değerlendirdik. En son yaptığımız bir etkinlik var mesela. Seyit 365 diye bütün sektörleri için, sektörlerimizi barındıran bir takım web sayfaları yaptık. Bu sayfalar 365 gün direkt hitap edecek, direkt reklamları yapılacak. Dünyanın her yerinde, yani herkesin web sayfası var ama biz ayrıcalık yaratacak, reklamlarını ortak yaparak bu sektörleri ortaya çıkartacak bir etkinlik yaptık. Bu sayfaları ziyaret edenler temas etmek istedikleri kişiyle direkt temas edecekler. Yani hiçbir arada başka bir şey olmadan, maillerin boşluğa düşmeden arayacak kişinin ismi, telefonu, maili yazılı olarak olacak. B2B çalışmada karşılıklı toplantı organize edebilecekler ve biz bunları takip edeceğiz. Kimlerin bu konularda ilişkilendirdiğini ve takip ederek takipte olan bir web sayfası olmuş olacak. Ask Turkey, Türkiye'nin yapmış olduğu bu sayfaya da uzantısı olarak çok geniş olan bu sayfanın biz detaylarını içeren, bizim sektörlerimizi içeren bir hale getirdik. Dolayısıyla bu bizim ihracatımıza bundan sonraki zaman diliminde bir öncelik yaratmış olacak. Yani boş geçmeyen bir yıl, ilişkilerin kopmayan bir yıl. Sürekli ilişkili olduğumuz zaman tabii ki devamında inşallah yakın zamanda fuarlarda canlı hale gelecek ki şu anda yaklaşık 20 tane fuarda bekleyeceğiz. Yer ayırmış vaziyetteyiz. Olduğu anda katılacağız. Bu fuarlar çok önemli. Bu zaman zarfında biz önemli eğitim çalışmaları yaptık. Yani yaklaşık 23 bin kişiye eğitim verdik sanayicilerimizin, çalışanların arasından. Bu çok önemliydi. Bundan sonra olacaklarla alakalı. Peki şimdi Tahsin Bey, çok özür dilerim bölüyorum ama birkaç tane önemli konu var sektörün merak ettiği elbette burada. Bir tanesi en son Amerika'dan alüminyum vergisine dair düzenleme. İçinde Türkiye de var çünkü ABD Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye'nin de aralarında olduğu 18 ülkede yapılan alüminyum levha ithalatına yönelik antidumping oranlarını belirlemesi. Ne diyorsunuz bu konuya? Hem Amerika üzerindeki son antidumping oranlarını sorayım hem de ABD dışında diğer Avrupa pazarları ve bu antidumping ve vergiler ve koruyucu adımlar sektörü nasıl etkiliyor? Yani bu antidumping uzun zamandır bizim şeyimizde ne derler kontrol takip ettiğimiz bir konu. Buna karşı davalar da açtık ve bunları da takip ediyoruz. Ama son verilen kararla dünyanın birçok ülkesine antidumping şeyi getirdiler Amerika. Dolayısıyla bize verilenlerle işte diğer ülkeler arasında bir takım farklılıklar var. Bizim aldığımız, bizim öğrendiğimiz rakamlar, bize yapılan rakamlar hiçbir şey yok. Kabul edilebilir değil ama diğer ülkelere göre biraz daha iyi şekilde ayrışmış vaziyette. Biz herhalde bu şeyi, rekabeti bu şartlarda yapmaya çalışacağız ama mücadelemize devam ediyoruz. Tabii alüminyum sektörü bizim önemli sektörlerimizden bir tanesi. İnşallah bu sene 3,5 milyar dolar ihracat yapacak. Önemli ihracat pazarlarının başında da Amerika geliyor. Orada da hiçbir zaman eksik olmuyoruz. Sürekli ihracatımız oralara devam ediyor. Hem profil bazında, hem folyo bazında, hem levha bazında. Biz bu davaları takip ederek bu haksız verginin olmamasını çalışacak, olmamasını sağlayacak bir takım şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Yani bu sadece bize koydukları değil, dünyadaki birçok ülkeye koydukları vergi. Her ülkeye farklı vergiler koydular. Bizimki de mücadele edeceğimiz bir rakam. Peki şimdi yönetmenimizden de rica edelim. Bir ekrana getirsin. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama zaten rakamlara hakimsiniz. Bloomberg'un bu sanayi metalleri endeksi diye bir endeksi var Tahsin Bey. Ve bu endekse baktığımızda da aslında grafikte de ekrana gelecek göreceğiz. Oradaki rakam bizi 2010 yıllarına götürüyor. 2010-2012 dönemindeki seviyelere getirdi. Yani son 10 yılın en yüksek seviyesi. Elbette daha yüksek olduğu dönemlerde olmuş ve bu sanayi metalleri içinde işte demirden, bakırdan, alüminyuma kadar birçok ürün var. Nasıl görüyorsunuz bu sert yükselişi özellikle sanayi metallerindeki ve şirketler nakit akışını nasıl yönetiyor? Tüketiciye ne kadar yansıtıyorsunuz? Çünkü üretici fiyatlarının arttığı aşikar.
ham madde fiyatlarının yüksek olduğunu başından itibaren söyledim. Yani hem çelik fiyatlarında, hem bakır fiyatlarında, hem alüminyum fiyatlarında, bütün metallerde dünyada herhalde sermayenin dolaşmak olduğu, sermayenin düşük faizlerin olduğu ortamda gitmeyi düşündüğü noktalardan bir tanesi metaller konusunda olduğu ortaya çıktı. Verilen yorumlarda da bu gözüküyor. Herkes bu konuda bir yatırım yapma hevesine girdi. Bu arada pandemi döneminde üretilmeyen, pandemi döneminde talep olmadığı zamanlarda az olan üretimler daha sonra taleple birlikte fazlalaştı. Ama bu zamanda fabrikalar yetişemedi hiçbir ham maddede. Yetişmediği zaman da satın alıcılar, yani kullanıcılar veya stok edenler veya bu işin ticaretini yapanlar fazla stok yapmaya yönlendiler. Ve dolayısıyla piyasada bir darlık yarattılar. Bu darlık da fiyattan artmasına sebebiyet verdi. Yani demir çelikte bir miktar yumuşama oldu. İşte paslanmaz çelikte tekrar bu hafta tekrar ufak bir yumuşama oldu. Yani piyasalar arz talep dengesinde bir yerde buluşunca belki bir düzenli olacak ama çok da geri gelecek bir durumda değil. Tabii sadece bu da değil bizim şeyimiz. Dövizlerin hareketliliği de bizim maliyet yapımızda bir takım problemler yarattı. Yani şu anda iyi bir yere geldi. Yani ihracatçının talep ettiği 7,5 seviyelerine geldi ama hem düşük olduğunda da farklı bir problem içerisindeydik. Çok yükseldiğinde de farklı bir problem içerisindeydik. Tabii ham madde maliyetlerinin yüksek olması bütün sanayicilerimizin finans maliyetine muhakkak olumsuz yansıyor. Finans da şu anda bildiğiniz gibi yüksek maliyetli. Dolayısıyla bu böyle iki taraftan birden zarar veren bir pozisyon. Fiyatlara ne kadar yansıtabiliyorsunuz? Şimdi tabii fiyatlar dünya borsası olduğu için dünyada fiyatlar genellikle ihracatta biliyorsunuz bir yıllık verilir ve bunu bozmamaya çalışır satın alıcılar. Dövizler yükseldiğinde karşı taraftaki ithalatçı diyor ki yani döviz yükseldi, TL girdileriniz arttı. Dolayısıyla TL konusundaki girdilerinizden dolayı biraz inmeniz lazım. Döviz düşünce ham madde artıyor. Ham madde artınca da bu sefer onlar ham madde arttığını anlatmakla ilgili bir zaman diliminde yine zaman geçiyor. Bu birkaç aylık konuşmalarla alakalı. Tabii çok altın borsası gibi satmıyoruz. Yaptığımız mallar katma değerli ürünler. Katma değerli ürünlerin içerisindeki diğer paylardan hesaplayarak, bunlardan düşünleyerek pazarlıklar uzuyor. Yani bizi zor bir dönemece sokuyor. Dolayısıyla fiyatların bir yerlerde devam etmesi tabii çok önemli ama bu da bizim de elimizde olan bir şey değil. Biraz evvel söylediğim gibi, biraz evvel istek ettiğim gibi yani ham madde üretiminin muhakkak ülkemizde yapılması, ülkemizde ülkemiz şartlarında yapılarak bir takım standartları, bir takım seviyeleri yakalayacak halde olmamız lazım. Dünyaya bağımlılık muhakkak işimizi zorlaştırıyor. Biz LME diye bir sistem var. Yani dünyada bir ham madde stoklanan, ham maddelerin alınıp satıldığı bir sistem var. Bu sistem Türkiye'de yok. LME ile ilgili bir antrepo kurmakla ilgili şu anda bakanlığımızla görüşüyoruz. Türkiye'de ham maddelerin stoklandığı, brokerların yani bu konudaki alıcıların burada olduğu, dolayısıyla ham maddeye ulaşmakta herhangi bir pürüz halinde, herhangi bir olumsuzluk halinde ham maddenin yanında olduğumuzu, buradaki masraflarla LME'nin üzerine konacak bir takım karların limite edilmesini sağlayacağız. Yani dünyadaki kiralar, dünyadaki içerik ücretleri, dünyadaki nakliye ücretlerinden dolayı meydana gelen fazla primleri burada daha ucuza mal ederek daha az maliyete elde etmeye çalışacağız. Yani işin özünde Türkiye'de muhakkak ara mamul ve ham madde üretimine destek verecek teşvikler bekliyoruz inşallah bu çıkacak kararlardan da. Dolayısıyla biz bütün bunları destekleyecek yapıya sahibiz. Biz ham maddesi olan, ham maddeyi üretebilecek kabiliyette insan ülkeleriz. Ve de bu ürünleri katma değerli yaparak satmayı öğrendik. Dünyanın nereden satmamız gerektiğini öğrendik. Dünya ticaretine çok paralel hareket eden bir ülkeyiz. Bu ara biliyorsunuz nakliyecilikte bir takım problemlerimiz var. İnşallah bunlar da bir zaman içerisinde açılacak ama burada da önemli bir şekilde desteklenmesi gereken bir konu var. Nakliyecilik maalesef dünyanın çeşitli büyük ülkelerinin elinde. Onlar da bu konuda tekerleşmişler. Dolayısıyla hem zaman konusunda, hem fiyat konusunda, hem gideceği ülkeler konusunda, hatlar konusunda onların elinde kalmış vaziyetteyiz. Geçtiğimiz aylık programda da söylemiştim. Bizim dünyadaki boş konteynerleri toplamamız lazım. Devlet olarak buna bir destek verilirse iyi olur diye. Şimdi görüyoruz ki Çinliler ve Amerikalılar dünyadaki boş konteynerleri ülkelerine getiriyorlar. Hatta boş konteynerleri vermeyen ülkeler var. Bunların içerisinde mal doldurarak almanız lazım. Bir takım baskılar yapıyorlar. Yani Türkiye'nin önünde birçok şey var. Engellenmeler var. Bu engellenmeleri biz
açacağız inşallah. Konteyner imalatı da bu konuda konuşulanların arasında bunlar da olabilecek Türkiye'de. Bunlar da olduğu zaman zaten inşallah meseleyi çözeceğiz. Ama ham madde üretimi, yarım mamul üretimi evet. ve Türkiye'de ürünlerin kullanımı ile ilgili algıya çok ihtiyacımız var. Yerli malı kullanımı konusu çok hassas bir konu. Bu konunun da gündemde olması lazım. Biz çünkü çok güçlü bir ülkeyiz. Hakikaten sanayicilik açısından baktığımızda etrafımızda yapılan birçok toplantı şeyler var, anlaşmalar var. İşte RCEP gibi, işte Afrika Birliği gibi anlaşmalar var. Buralarda yer alırken çok dikkatli olmamız lazım. Bu ülkelere mal satmak, bu ülkelerde üretim yapmak gibi bir takım önlemler, engeller, bunları çok iyi tasarlamamız lazım. Dolayısıyla önümüzde çok konu var, evet. çok sektör var. Bugünlerde gündemde işte mutfakçıların sorunları var, cam kapakla ilgili sorunlar var, ham maddeyle ilgili sorunlar var. Bunların hepsini tartışarak çözebilecek güçteyiz. Ama şunu görüyoruz ki biz 2021'de ihracatçılar olarak Türkiye'ye önemli katkı verecek, ihracatçılar olarak Türkiye'nin önemli bir kesmiyiz. Bu konudaki işleri de başaracağız. 2021'de bu rakamlara da baktığımızda, imalat sanayi endeksinin rakamlara da baktığımızda önce göstergeler toparlanmaya işaret ediyor zaten Tahsin Bey. Sürenin sonuna geldiğimiz için çok özür dileyerek bölüyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum. Ben de fark ettim sessizliğinizden. Tamam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi bir sene olsun İdmik için de diyelim. Hemen buradan Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Haluk Erceber'e geçeyim. Haluk Bey hoş geldiniz yayına. Şimdi öncelikle bugünkü beklentileri sorarak başlayayım. Ekonomik reform paketinden sektör adına ne bekliyorsunuz? Efendim tabii ki beklediğimiz öncelikle sanayinin hızlı gelişerek Avrupa Birliği seviyesine yükselmesidir. Yatırımlar için yüksek teşviklerdir. Yatırımlar için, kimya yatırımları için uluslararası ölçekte limanı olan kimya ihtisas bölgeleri yapılmasıdır. Yeni yatırımlar şart artık Türkiye için. Sektör oldukça büyüdü. Son yılı da pandemi döneminde çok başarılı bir şekilde atlattı. Büyüyerek geçirdi. İhracatı da %3,5 civarında arttı. Bunun için yeni yatırımlara girmemiz şart. Ve bizi de zorlayan bazı ortam şartları var. Mevcut olan Green Deal, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeni teknolojiler, hidrojen elektrik değişimleri, elektrikli araçlara geçişler. Bu teknolojileri artık Türkiye'de kimya sanayi olarak üreten, yani yerleştiren bir yapı içine girmemiz lazım. Bu yüzden bu teşvik paketleri çok önemli, ama ancak sadece parasal yardımlar değil, sanayicilerin sermayesinin önemli bir kısmını sanayi arsasına vererek almasından çok, hazır sanayi arsalarının üretilerek sanayicinin hizmetine bir an önce sunulmasıdır. Zaten sanayici bu sermayesinin bir kısmını arsalara veriyor, başlangıç kısmında inşaata veriyor. Dolayısıyla makine kısmında da önemli desteklere de ihtiyaç var. Ama dediğim gibi süreci kısaltmak adına, sanayi yatırım sürecini kısaltmak adına hazır sanayi bölgeleri kurulmalı ve sanayicilere yıllık olarak bir bedel üzerinden kiraya verilmelidir tüm altyapısıyla. Peki burada tabii bir diğer önemli başlık da yine bugün sanayicilerin, yani yapısal reforma ek olarak Tahsin Bey, sektör adına adımlar atılması bekleniyor. Orada da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ın görüşmeleri var, kimya sektör platformu. Buradaki şurada neler konuşulacak? Bu söylediğiniz maddeler elbette konuşulacak, ama onun dışında düzenleme olarak beklediğiniz bir başlık var mı başkan? Şimdi ben de biraz sonra şurada iki defa konuşacağım ama... Önemli olan tabi buradaki konuşmaların bir yol göstermesi şeklindedir. Sorunlarımızı aktaracağız. Oldukça kalabalık bir grup tarafından her sektöre ait plastik, kauçuk, ilaç sektöre ait sorunlarımızı söyleyeceğiz. Çözüm önerilerimizi de söyleyeceğiz. Ancak bunların hızlı bir şekilde görüşülerek ve gerçek anlamıyla kısa sürede uygulanarak yol alması lazım. Bizde bu projelerin süreci çok uzun sürüyor. Bir şeye karar verdikten sonra yapmak, uygulamak ve sonuç almak süresi yıllar sürüyor. Zaten petrokimya yatırımlarındaki süreç de buna iyi bir örnek. 4 yıldır petrokimya konuşuyoruz çok canlı olarak. Aslında daha eskisi de var ama herhangi bir şey de olmadı. Diğer yandan bakıyorsunuz sadece petrokimya yatırımından... 11 milyar dolarlık ithalat var Türkiye'de.
11 milyar dolara 3 tane biz tesis kurardık, yapabilirdik yani. Bunları çok hızlı geçmemiz lazım. Avrupa Birliği'nin son bir yılda yaşadığı, bu pandemi sürecinde yaşadığı projelerin yağması ve hızlı karar alınarak bunların bir yıl içinde uygulamaya geçer hale gelmesi bizim için de iyi bir örnek oldu. Çünkü gerçekten çok dev bir projeler yaptı. Bunun yanında yeşil mutabakata uyum sağlamalıyız. Artık kapıya geldi. 2022 başlarında bu sınırda karbon vergisi de uygulanacak. Dolayısıyla Türk sanayisinin uzun zamandır kimya sektörünün bir yatırımı yoktu. Yaklaşık 10 yılda Star Rafinerisi hariç. Dolayısıyla bu yatırımı bir şekilde Avrupa Yeşil Mutabakat'a uyan çerçevede gerçekleştirmek bize de farklı bir avantaj da sağlayacaktır. Çünkü önümüzde çok büyük bir Avrupa'nın komşusu olarak ihracat yapma, gelir elde etme bir fırsat çıktı. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Problemlerle boğuşarak zaman geçirmememizde fayda var. Peki şimdi burada tabii elbette ham madde problemi. Her sektör için ayrı ayrı konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde Tahsin Bey ile ağırlıklı sanayi metallerinde alüminyum, bakır, demir, çelikteki fiyatlardan bahsettik ama kimya ham maddeleri de önemli elbette. Sizin de çok fazla ithal giriminiz var. Biraz bahseder misiniz? Orada maliyet unsurları, fiyatlar ne durumda şu tabii an? Tabii ki. Bu çok gündemde olan önemli bir konu. Aslında yatırımlarla da direkt bağdaşıyor. 2020 yılında pandemi başladıktan sonraki süreçte kimya sektörü ihracatını arttırdı ve gerçekten önemli bir problem de yaşamadı. Bu süreci de çok iyi yönetti. Hem pandemiyi ülke olarak da çok iyi yönettik. Ancak Ağustos ayından sonra tedarik zinciri resmen kırıldı. Büyük bir problemler ortaya çıktı. İki ayrı konuda problemler ortaya çıktı. Birincisi, üretilen ham maddelerin miktarları azaldı. Avrupa'da, Amerika'da, özellikle Çin'de ve diğer bazı ülkelerde, Hindistan'da çok fazla şirket force majeure ilan ederek üretimlerini durdurdu. Bunun arkasından kimyasal maddelerin taşınmasında denizcilik problemleri yaşanmaya başladı. Konteyner problemi yaşandı. Navlunlar, Şanghay-Rotterdam arası 2500 dolar olan bir 40 futluk konteynerin taşınma fiyatı 9000 dolara çıktı. 3 katı. Dolayısıyla bütün bunlar ham maddelerin Türkiye'ye de gelişinde engeller olarak gözüktü. Gelen maddelerinde, ham maddelerinde büyük bir fiyat artışıyla geldiğini de biliyoruz. Yani plastik ve kauçuk sektörüne hitap eden ham maddelerin fiyatları neredeyse 1000 dolardan 2300-2400 dolarlara çıktı. Bazı özel kimyasal ham maddeler 900-1000 dolar ton civarında olan fiyatları 2800 dolara çıktı. Bütün bunları düşündüğünüz zaman bu fiyatlarla ihracat yapan bir kimya sektörü yine de bir gelir elde etmeyi başardı. Ülkeye bir döviz getirme şansını sağladı. Çünkü tüketim de çok açısından fazla arttı aslında. Yani tüketimin yoğun olduğu bir yıldı değil mi pandemiye rağmen? Aynen öyle. Özellikle temizlik ürünleri. Haklısınız, hepsinde oldu. Ama bu süreç yıl sanki bazı ülkeler, Avrupa Birliği'nde de üretim çok kısıtlı gitti aslında. Özellikle yılın ilk 6 ayı, 7. aya kadar kötüydü. Ondan sonra biraz hızlanmaya başladı. Ancak tüketim birdenbire her yerde aynı anda olmaya başladı. Yani Türkiye'de %100'e çıkmaya başladı. Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinde yüksek kimyasallar, miktarda kimyasallar üreten ülkelerde %100'e çıkmaya başladı. Yani kapasite kullanımları Avrupa Birliği'nde sefikten dolayı biliyoruz ki %80-85'lere çıktı. Ancak mesela duran petrokimya tesisleri oldu. Bir ara dolar 5 dolara düşmüştü, birçok firma kapattı bazı tesislerini. Şunları da tespit ettik biz, bu konuyu oldukça detaylı araştırdık. Birçok firma mesela ABD pazar bulamadığı veya feasible olmayan projesini Avrupa Birliği'ne taşımak zorunda kaldılar veya böyle bir tercih yaptılar. Dolayısıyla o taşıma sürecinde de bazı firmalar kapandı. Bazı firmalarda yangınlar oldu. Bazı firmalarda kontrol merkezlerinde arızalar oldu. Birkaç ay önce biliyorsunuz, bir iki ay önce daha çok yeni Texas'ta çok soğuk bir kıştan dolayı nereden baksanız Texas bölgesindeki bütün petrokimya tesisleri zarar gördü. Hala çalışamıyor. 1,5-2 ay oldu. Ve daha ne zaman çalışacağı da belli değil. Çok ağır bir kış hasarı geçirdiler.
Maalesef bunların içinde spekülasyon yapanlar da oldu. Tabii onu da söylemekte fayda var. Bu sadece çok masum arızalardan kaynaklandığını da düşünmüyoruz. Ama sonunda neredeyse 1'e 2,5 oranında kimyasallar hammadde fiyatları arttı. Nakliyeli fiyatları da arttı. Şunu da hatırlatmak isterim ki Türkiye kimya sanayi %70-75 arasında ithal hammaddeyle çalışan bir sektör. Dışa çok bağlıyız. Ve bu yüksek fiyatlarla alınmak zorunda kalınan malzemeler içinde düşünsenize Avrupa'ya ihracat yapıyorsunuz ve fiyat veremiyorsunuz. Hatta verdiğiniz fiyatın sonucunda 1-2 ay sonra zarar da edebilirsiniz. Hem kur farkları riski var hem de bu yüksek fiyatla alınan malzemeler var. Bunun sonucunda sadece şu bizim için bir gerçektir. Bunu tekrar herkese hatırlamış oldu. Türkiye artık yerelleşmeyi kuvvetlendirerek kendi ham maddesini kendi üretir hale gelmesi gereken bir pozisyondadır. Haluk Bey bunu ve çok bunu uzun süredir konuşuyoruz düşünelim. Ama galiba yatırımların bu konuda teşviklerin biraz da artması gerekiyor. Hep yani Petkim gibi büyük aslında kuruluşların Türkiye'de aslında daha fazla devreye girmesi gerekiyor. Ama bunlar da çok uzun vadeli yatırımlar elbette. Yani bugünden çok yarın doğru. olabilecek şeyler değil. Doğru. İdeal kur seviyesi nedir sektör için? Efendim? İdeal kur seviyesi nedir sektör için? Yani ihracatçı açısından bakarsanız bu 8,5-9 euronun değerinin 8,5-9 TL civarında olması tabii ki iyidir. Yani biliyorsunuz 2-3 hafta önce aşağı düştüğü zaman ihracatçıların birçoğu şikayette bulundular. Ama ithalat da yapıyoruz tabii ki. Yani çok fazla yukarıya çıkmamasında fayda var. 8,5-9 arası her zaman en idealdir euro için öyle gözüküyor. Dolayısıyla ithal geliriniz olduğu için zannediyorum ki onlar ağırlıklı olarak dolarla ve onlar da 7,5 seviyeleri mi makul? Aynen. Aynen. Peki, aynen çok haklısınız. Peki birçok aslında sektör temsilcisi de sizin gibi düşünüyor ihracatçılar özellikle. Volatilitenin oynaklığının olmadığı enflasyon kadar aynen. yıllık bazda Türk lirasının değer kaybettiği. Dolayısıyla doğrudur. Reel olarak yatay kaldığı seviye diye. Bir haritayı ekrana getirelim. Aslında sizin bu TKSD'nin 2020 sektör raporu içerisinde hazırladığınız çok güzel bir grafik. Bu dünyadaki kimyasal satışların bölgelere göre dağılımı var. Şimdi orada zaten doğru. siz de anlattınız az önce Haluk Bey. Çin çok büyük bir paya sahip. Fakat biz pandemiden önce de bu ABD-Çin ticaret savaşlarıyla küresel ticaret haritasında biraz dengelerin değişeceğinden bahsetmiştik. Pandemiyle beraber buradaki tedarik zincirlerindeki sıkıntı Çin'in durumunu daha da zora sokuyor mu? Sektör adına Türkiye Çin'e ne kadar rakip olabiliyor? Şimdi efendim çok doğru, güzel bir soru bu hakikaten. Türkiye için de çok önemli. Türkiye'ye bir fırsat doğdu. Neden doğdu? Çünkü Avrupa Birliği bir karar alarak veya kimya derneği karar alarak artık bölgeselleşmeye geçti. Yani globalleşme 2020 yılında artık kapandı. Bölgeselleşmeye geçince resmen bunu açıkladılar ve artık Avrupa Birliği kendi içinde arttıracak üretimini, üretemediği ham madde malzeme kalmayacak. Ancak yakın komşularla da ilişkilerini, ticari ilişkilerini, üretim ilişkilerini, yatırım ilişkilerini oldukça yüksek oranda güçlendirme kararı aldılar. Dolayısıyla Türkiye için bu cazip bir ortam yarattı. Zaten Avrupa Birliği'ne ürettiğimiz malın %46'sını satıyoruz. İhracatımızın %46'sı Avrupa Birliği'ne. Ve Avrupa Birliği bu yatırım kararlarında iki defa, birisi Haziran ayında, birisi de Eylül-Ekim aylarında 1.7 trilyon euroluk teşvik paketleri hazırladı. Bunlar ülkelere paylaştırıldı. Birçok teşvik var. Mesela bunların içinde hidrojen birliği kuruldu, batarya birliği kuruldu elektrikli araçlar için ve aktif ilaç ham maddeleri birliği kuruldu. Artık ilacının ham maddesini Çin'den alan, Hindistan'dan alan Avrupa Birliği artık bunu Türkiye'den alacak. Umarız ki Türkiye'de de ilaçla ilgili dev yatırımlar yapılır, tekrar yapılır. 60'larda aktif ilaç ham maddesi üretiliyordu Türkiye'de. Umarız ki Türkiye'de de bunlar bir an önce yapılır ve Türkiye'de hem kendisi için hem de Avrupa Birliği'nde ihracatı için ilaç ham maddelerinde de güçlü bir pozisyona gelir. Sanıyorum yabancı yatırımcılar da artık Türkiye'ye daha fazla ilgi gösterecekler. Bir gerçek de var. Çin hükümetinin pandeminin başlangıcında Mart ayında ve yerel eyaletlerin tabii hepsi hükümete bağlı olarak ihracat yapan firmaların %100 kapasiteye hızlı bir şekilde geçmesi için ilave ihracat teşvikleri verdi. Bu tabii Avrupa'da büyük bir tedirginlik yarattı. Biz evet, toplantılardan evet. bunu takip ettik. Bu tedirginlikten dolayı da ve artık bu Çin'e bu kadar bağımlı olmayacağız ve Avrupa'da her şeyi üreteceğiz kararı alındı. Bu yazılı bir karar olarak alındı. dolayısıyla Çin
Made in China 2025 dedi. Avrupa Birliği Made in Europe 2030 dedi. Yani her şeyi kendisine üreten bir ülke. Globalleşmenin giderek sonuna geliyoruz. Zaten pandemiden önce de böyleydi. Çok önemli. Yok, artık çok bundan sonra globalleşme konuşulmayacak. Dolayısıyla ama Türkiye'nin daha rekabetçi olması lazım. Sürenin sonuna geldik. Bir cümleyle tamamlayalım. Efendim, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na tam uyuma geçmemiz lazım. Mevzuatlara uyumu güçlü bir şekilde ve hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Ve yatırımcılar için de burada cazip kümelenme alanları yapmamız lazım. Çünkü Avrupa Birliği yatırımcıları hazır alana geliyor. Hazır olmayan alana zaman kaybetmek istemiyorlar. Doğru. Ve arazi almak yerine kiralamayı, tüm altyapısıyla beraber kiralamayı da kendileri için çok uygun buluyorlar, tercih ediyorlar. Yöntem landlord modeli bütün dünyada olduğu gibi Avrupa'dan çıkmıştır zaten. Bu kurallara ve uyumu sağlamamız lazım Avrupa Birliği'nin çalışma şartlarından. Çok teşekkür ediyorum Haluk Bey katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Haluk Erceber'i ağırladık bu bölümde. Şimdi fokusu burada noktalıyoruz. Kısa bir ara, aranın hemen arkasından her cuma olduğu gibi bu hafta da risk yönetimiyle karşınızdayız.